Değerli izleyiciler, Dalama Hayvan Pazarı'ndayız. Yanımızda da hani peşin satan iki tüccarımız var. Sanki duruşlarından öyle anladık. Sizi tanıyalım. Ben Acarlardan Mehmet Gürbüz. Şimdi Mehmet abi, nasıl pazarda durumlar? Bugün pazar çok sakat. Fiyatlar düşük. Alıcı az. Yem fiyatlarından dolayı çiftçimiz gelmiyor. Onun için bayağı sıkıntılıyız. Peki ne olursa bu işler düzene girer size göre? Ne olacak? Yemi ucuzlatması lazım. Yemin başka çaremiz yok. Bugün biberçi yemi 120 lira olmuş. Süt yemi 135 lira olmuş. Bizim çiftçimiz nasıl bakacak bu hayvana? Hadi et 34 lira, 35 lira kasap dana kesiyor. Et 90'ken aynı fiyat. Yem 65-70 lirayken de aynı fiyat. Şimdi de aynı fiyat. Böyle de bir durum var yani. Evet. Peki sizi tanıyalım. Ben Acarlardan Hasan Tuna. Şimdi gel. Hasan abi, hani pazar nasıl gidiyor sizin için, iyi midir? Yani genel olarak nasıl görüyorsunuz? Valla fiyatlar dengesiz. Dengesiz olmasından pek bıçak geride çekip duruyor. Süt fiyatları pek iyi değil. Bunlar olmadıktan sonra bu fiyat dengesi olmaz. Olmuş şey 120-130 lira. Bu iş altından çıkılmaz. Üretici de zaten bu sefer yemden dolayı sıkıntıda. Alan yok. Köylüden doğru düz gelip de mal alacak olan yok. Şimdi mal esnafa satılmıyor. Köylüye satılıyor mal. Bu sefer köylü de gelmedi mi kime satılacak? Olmuş yemin çuvalı 130 lira. Bu yem fiyatları mı etkiliyor bunu çok? Yem fiyatları etkiliyor. Bir de zaten süt geride olduğundan adamın yem parasını karşılamıyor. Süt fiyatı yüksek olmalı ki, bıçak fiyatı yüksek olmalı ki herkes alıp satmalı. Herkes bu sefer tüccar da kazanacak, üretici de kazanması lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Çok sağ olun. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Evet, sizi tanıyalım. Ben Ali Salcan, Torbalı. Ali abi, Torbalı'dan geldiniz. Evet. Alım satım için mi? Hayvan sattık. Alım satım için. Hayvan satışı yaptınız burada. Nasıl pazar? Pazar bozuk. Bozuk. Millet satıyor hayvanlarını. Bir çuval yem 170 lira, şey 130 lira. Hayvanını satıyor millet. Ondan sonra diyor, yok yasakmış, yok bilmem ne, milleti engar yapıyor. Sigara içme, bilmem ne, böyle vergi. Sigara içme, kapat fabrikaları. Doğru mu kardeşim? Peki bu piyasa nasıl düzelir? Vallahi hiç düzelmez bu. Daha kötü gider düzelmez. Ben aklım ermiyor yani. Millet hayvanını kestiriyor, hayvanını. Damızlık hayvanını kestiriyor. Bilmiyorum ne olacak. Allah yardım etsin hepimize. Peki, çok teşekkür ediyorum görüşler için. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Dalama Hayvan Pazarı'ndayız. Yanımızda da Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı Beyefendi var. Başkanım merhaba. Merhabalar. Hayırlı pazarlar. Sağ olun. Hayırlı işler dileyelim. Geldik Dalama Pazarı'na. Sizin gözünüzden pazarın durumu, ticaret, alışveriş nasıl? Ya pazarın durumu Covid'den dolayı tabii eski günlere nazaran düşük. Yani insanlar sokağa çıkamıyor, pazara gelemiyor. Gelseler de huzurlu değiller. Yani korkudan dolayı kimse mutlu değil. Eski pazarlarımız yok tabii ki. Dalama Hayvan Pazarı'nı bugün saat 10'da açtık. Çünkü saat 10'a kadar sokağa çıkma yasağı diye bir şey var. 10'a kadar zaten sokağa çıkamıyoruz. Hafta sonları kurulan pazarlarımızın hepsi saat 10'da açılacak. Hafta içi olan pazarlarda şu anda bir sıkıntı yok ama ilerideki bir gelişme olursa tarım ilçeler tarafından bize bilgi veriliyor. Biz de üyelerimize, esnaf arkadaşlara bunları aktarıyoruz zaten. Durum gördüğünüz gibi. Peki başkanım, şunu sormak isterim. Karkas et fiyatları nasıl? Hayvanların kesime gittiğini duyuyoruz. Evet, karkas et fiyatları 35-36 lira dana karkas fiyatı. Besici, üretici artık para kazanamaz durumda çünkü maliyetler yüksek. Yem fiyatları, saman fiyatları aldı başını gidiyor. O yüzden karkasın fiyatı besiciye daha yüksek gelmeye başladı. Şu anda besici para kazanamaz durumda. Herkes yaptığı işten hiç kimse memnun değil zaten. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi bize paylaştığınız için. Sağ olun.